Gerçekten beni sinir etmek için falan hayatta bu kız. Elhamdülillah. Dudağım kurudu da. Size bayılıyorum. Nahçıvan'da doğdum, ben köylüyüm. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Yine aynı kıyafetle ikinci bir video ama olsun. Çok yoğun olduğum için özür dilerim. Bir günde 2-3 video çekmek istedim. Ve siz titriyorsunuz. Neden bilinmez. Bu videonun konu başlığı moleküler biyoloji ve genetik okumak, yüksek lisans, biyoloji okumak falan. Yani ben hayatımı anlatacağım şimdi size. Biliyorsunuz, bilmiyorsunuz da olabilir. Ben bu yıl yüksek lisansa başladım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik. 2 yıllık bir yüksek lisans programı. Nasıl girdim? Olaylar nasıl gelişti? Size bunu anlatacağım. Lisans kısmını da biraz anlatacağım. Yüksek lisansa girişte onun etkilerini anlatacağım aslında size. Şimdi önce başlayalım. Tamam, bir dakika. Elhamdülillah. Kahve olmadan. Üstüme döktüm. Benden anca bu kadar olur zaten. Neyse. Şimdi ilk önce 2018'de ben İstanbul Üniversitesi'nde TEBİP, yani temel bilimlerde üstün başarılar sınıfında biyoloji eğitimi aldım. TEBİP ne diye soracak olursanız, kanalıma bir göz gezdirirsiniz, anlarsınız. Program şu an kapandı ama biz mezun olduk. Programı dediğim gibi detaylı açıklamayacağım. Aşağıda ya da kartları bırakırım. Programı görürsünüz. O programdan mezun oldum. Mezuniyetim çok çalkantılı geçti. Çünkü şöyleydi bizim zamanımızda. Çok fazla şart vardı. 2,5'un altına düşmememiz gerekiyordu. 4 yıl boyunca 2 FF üstün de FF ders vermememiz gerekiyordu. Başka neydi? Bir sürü vardı, bekleyin. Birkaç tane daha zorlu mücadele sonucunda biz neyse 4 yılı tamamladık. Bu süreçte bende hastalıklar çıkmaya başladı. Yani egzama çıktı stresten. Stresten saçlarım döküldü. Böyle bir 4 yıl yaşamadım ben yani. Gerçekten zor bir 4 yılın sonunda ben biyoloji eğitimimi tamamladım. Ama şöyle bir durum var. Ben biyoloji eğitimi alırken aynı zamanda ileri matematik, ileri fizik, ileri kimya dersleri aldım. Yani bunlar da ne demek oluyor? Ben tamamen 4 yıl boyunca Allah, ödüm koptu. Siz her an düşebilirsiniz. Vallahi ödüm koptu. Düşüyordunuz. Yani bu ne demek oluyor? Ben 4 yıl boyunca sadece biyoloji eğitimi almadım. Biyolojiye yönelmedim demek oluyor. Yani aslında multidisipliner bir insanım. Sonra ben bu 4 yılın sonunda, bu gerçekten zorlu 4 yılın sonunda İstanbul'a taşınma kararı aldım. Ve 1 yıl İstanbul'da dedim ki rahat bir nefes alayım. Hani bir ara vereyim diye düşünmüştüm. Ama o sırada da yurt dışı başvuruları yapıyordum yüksek lisans için. Şöyle bir şey var. Benim İngilizcem olmadığı için İngilizce puan şartı istiyorlar. Yani eğer şimdi veremesem de, kabul alsam bile oraya gidene kadar İngilizce puanını almam gerekiyordu. O yüzden de ben İngilizce puan şartı olmayan okullara ve İngilizce kursu veren okullara başvurular yaptım ve birkaç burs programına başvuru yaptım. Burs programından da mülakat ve derece sıralamasından elendim maalesef ki. Yani bir A planınız olsun ama B ve C de olsun arkadaşlar. Ben o zaman bir dakika. Efendim. Baygınlık geçireceğim. Alo. Alo. Gerçekten beni sinir etmek için falan hayatta bu kız. Neyse, sakin. Benim A planım vardı ama B ve C yoktu. A'ya o kadar güveniyordum ki kesin alacaklardı beni. Yani kendime o kadar güveniyorum ki alırlar, %100 gideceğim falan diye düşünüyordum. Almadılar beni. Sonra ben o yıl böyle kaldım. İstanbul'a taşınmışım, düşünün bak. Sadece ona güveniyorum ve o da olmadı. Sonra dedim ki tamam neyse, bir küçük buhran dönemi yaşadım ama çok küçük. Benim buhran dönemlerim Allah'tan böyle bir hafta, iki hafta falan sürüyor. İki haftalık bir buhran dönemi sonunda ben çalışıyordum zaten. Çalışmaya devam ettim falan. Oradaki nasıl desem, seviyesiz insanlar yüzünden ben işten ayrılmak zorunda kaldım. Tamam. Böyle şey oluyorsunuz hani, bir şey başarmaya çalışınca arka arkaya böyle zorluklar gelir ya. Çok üzüldüm. Yani dedim ki ben böyle insanlar yüzünden bir de yani gerçekten olmamam gereken bir yerde çalışıyordum. Hani ben zaten orada çalışıyorum. Bu sizin için bir lütuf, anlıyor musunuz? Hayır bak, böyle demek istemiyorum ama gerçekten kendinizi değerinizden aşağıda bir yerde hissettiğiniz zaman çıkın. Hatta oralara girmeyin. Yani mesela girdim ve benim değerimi asla bilmiyorlar, anlamıyorlar. O yüzden de siz sıkılıyorsunuz. Tabii orada birazcık karşılığa da gelebiliyorsunuz gibi şeyler. Ondan sonra ben oradan çıktım. Daha doğrusu çıkarıldım. Her neyse, bu olaylar yaşandı. Çıkarıldıktan sonra bu sefer birazcık uzun bir buhran dönemine girdim. O buhran döneminde babamlar bana bakıyor tabii bu sırada. Burada sadece odada oturuyorum, kitap okuyorum ama yani çok mutsuz bir dönemim. Sonra dedim ki ben en iyisi o yıl okulu tamamen bırakayım. Bu yıl hiç okulla alakalı bir şey düşünmeyeyim diye düşündüm. O yıl hiç okulla alakalı bir şey düşünmedim. Eğitimler aldım, Acun Medya Akademi'ye gittim falan. Kendimi geliştirdim. Buhran döneminden de çıktım. Sonrasında bu yıl arkadaşım
dedi ki artık dedi hani yüksek lisansa başvuralım ama aynı zamanda da hani yurt dışı için de başvurular yaparız. Ama buradakilere de başvuralım dedi. Tamam dedim. Geçen sene çünkü kaçırmıştık biz yurt dışı başvurularını. Bu yılda ben dedim ki arkadaşımın biraz da zoruyla oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvuru yaptık. Yüksek lisans başvurusu. Ben hem moleküler biyoloji genetik hem de biyomühendislik lisansım. Ona başvuru yaptım. Sonra moleküler biyoloji genetik sınavına gittim. Bilim sınavına girdim. Ertesi günde biyomühendislik sınavına gitmedim. Yani istemiyorum aslında, tamam mı? Şeyim. Bilmiyorum neden istemedim ama istemiyorum. Canım pek çekmiyordu yani bu yıl yüksek lisansı. Bir baktım ben kazanmışım. Sonra neyse kazandık dedik, tamam çok şükür elhamdülillah. Buna da gideriz. Benim lisans diploma notum 3.52. 4 üzerinden gayet iyi bir ortalama. Onu yapana kadar canım çıktı zaten. ALES'im düşük 75 ve bilim sınavım var. Bilim sınavım ekstra düşük. Neden? Çünkü ben biyoloji okudum ve moleküler biyoloji bilim sınavına girdim. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Sınava girdim ya, sadece işte hücre tiplerini biliyorum. Totipotent, multipotent falan. Onlardan da iki soru var sadece. Gerisinde böyle enzim isimleri. Bende yok o bilgiler. Ben zaten alınmayacağımı, kazanamayacağımı çok emindim. Elinin de altında yani. Ama diğer notlarım yüksek olduğu için ben kabul aldım. Sonra derslere girdiğimizde hocalarımla konuştum ve dedim ki ben biyoloji mezunuyum. O yüzden gerçekten hani moleküler biyoloji alanında hiçbir şey bilmiyorum. Yani hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. O kadar bir şey bilmiyorum ki kendimi çok kötü hissediyordum. İlk günler böyle, yani ilk günler anlıyor musunuz? İlk derste bir şeyler anlarsın. Nasıl anlamıyorsun? Bilmiyorum. Ve aynı zamanda ben bu sene bir de çalışıyorum. Hem yüksek lisansa gidiyorum. Akşam işe gidiyorum. Bir de şöyle oluyor. Sabah 8'de yola çıkıyorum. Yüksek lisansa gidiyorum. Akşam 8'de işten geliyorum eve. Asla çalışamıyorum zaten. Böyle şu an şu zamana kadar aynen böyle geldik. Dersler bence zor. Çünkü ben biyoloji bitirdim. Şöyle bir şey yapmayın arkadaşlar, benden size tavsiye. Biyoloji bitirdiyseniz biyoloji alanında yapın. Moleküler biyolojiye geçiş yapmayın. Çünkü gerçekten çok zor. Çok zorlandım. Bir de ben hayvan biyolojisi üzerine biyolojide şey yapmıştım. Sonra klonlamayla bitirdim tezimi. Şu anda moleküler biyoloji bana o kadar uzak ki. Bana 4 yıllık daha moleküler biyoloji dersi verseniz ben ancak yüksek lisans derslerini anlarım diye düşünüyorum. Bu dönem benim ketenpereye geldi gibi hissediyorum. Umarım derslerden geçerim. Hiç geçemeyecekmişim gibi hissediyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Hemen anlatayım. Gece tuvalete kalkıyorum, tamam mı? Tuvalette oturmuşum, şeyi düşünüyorum. Ben bir tane zorunlu dersi versem bu dönem, diğer üçünü vermesem, gelecek döneme kalan 6 dersi verebilir miyim? Onu geçiyorum. Ertesi gün kalkıyorum. Sunumlarımız var bizim. Sunumu yaparken ya tahtadan düşersem, ya çok kolay bir şeyi anlatırken hoca sorar da ben bilemezsem herkes bana gülerse. Ben hiç böyle bir insan değilim. Ben ki kendimi hep öne sürerim, tahtaya atarım. Bilmiyorum ya. Alacağım şimdi. Ama ben şu ana kadar hayatımda, ömrü hayatım boyunca bir şeye başladığımda bitirmeden bırakmadım. En iyi şekilde bitirmeye gayret ettim. O yüzden bunu da bırakmayacağım. İyi bir şekilde de bitirmeyi hedefliyorum. Bu kadar. Başka neyi söyleyebilirim? Heh, bir de şey var. Şimdi yüksek lisansta tezi yazacağım ya ben. Hangi alanda yazsam diye size sormuştum. Tüp bebek ve kanser alanlarını düşünüyordum ben. Bir de benim lisans tezim klonlamadan olduğu için klonlama da olabilir diye düşünmüştüm. Ama şöyle bir sorun var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çok fazla klonlama, adli tıp gibi olaylar yok. Genelde bitki üzerinde çalışıyorlar. Ben bitkiden nefret ederim. O yüzden ben büyük ihtimalle tüp bebek üzerine yöneleceğim. Tüp bebekte de çok hoca yok. Hani gideceğim hocalara, en yakın olan hocaya diyeceğim ki ben tüp bebek çalışmak istiyorum. Bana hani danışan olur musunuz? Eğer olamazlarsa eş danışan bulacağım başka bir üniversiteden falan falan. Yani gerçekten zor bir dönemden geçiyorum. Ve neden YouTube'u aksattığımı da buradan anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Biyoloji okumak ben çok seviyorum. Çok keyifli. Ama dediğim gibi zor. Birazcık eğer benim gibiyseniz bir şeyleri aklınızda tutamıyorsunuz. Örnek veriyorum. Savaşları, olayları aklınızda tutuyorsunuz ama isimlerini aklınızda tutamıyorsanız çok zor bir bölüm. Ben de öyleyim. İsimler asla aklımda olmuyor. Sınava girmeden yarım saat önce hepsini ezberliyorum. Bir saat sonra hoşçakal deyip gidiyorlar benim beynimden. Ama neyse ki sınavdan sonra en azından hani elimin altında kağıtlar oluyor. Ya arkadaşlar ben sınavları o yüzden hiç sevmiyorum. Yani elin altında zaten şöyle kağıt da var, anladın mı? Bu bilgiyi ben kağıttan açıp okuyabiliyorsam neden beynimde dursun ki? Çok saçma değil mi? Ben niye onu ezberleyeyim ki? Bir de Latince kelimeler, yani Türkçesi de yok. Beynimde saçma sapan Latince kelimeler dolanıyor. Ezber yasaklansın. Başka da bir şey demiyorum ben. Böyle. Ay saçma bir konuşma oldu. Video sanki çok saçma oldu gibi hissettim. Sorularınıza cevap bulabilmişsiniz.
Sorularınızı umarım cevap bulabilmişsinizdir. Benden kitap önerisi falan isterseniz söyleyin. Onun için de bir video yaparım. Biyolojiyle ilgili. Biyolojide bütün ders kitaplarım Antalya'da ve annem Ocak'ta geliyor. Ocağa kadar kitapsızım. Kitapsızlar. Böyle bana dua edin, tamam mı? Lütfen, gerçekten dualarınıza ihtiyacım var. Beynim, zihnim açılsın. Her kelimeyi anlayabileyim. Öyle dua edin, yoksa bittim. Gelecek hafta sunumlarım başlıyor ve ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. Hani bir şey de mi yapmazsın kızım ya? Hiçbir şey yapmadım. Neyse, başlayacağız, tamam mı? Akşamdan başlayıp ders çalışmaya başlıyorum. Artık halledecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aşağıda yorum olarak sorularınızı bırakabilirsiniz. Cevaplıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öptüm, bye. Bye bye.